Merhabalar, ben Köftiz Köte ve Railcraft incelememizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm biraz kısa olacak diye tahmin ediyorum herhalde. İlk önce size dedektörlerden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi burada item, any, empty, mob, pirate, player, explosive, animal, tank, advanced, energy, age, train, sheep, villager, ve lokomotif. Bunların ne işe yaradığını zaten çoğunun adından gayet net anlayabiliyorsunuz. Size birkaç tanesinden bahsedeceğim. Bunlar normal koşullarda önlerine bir detektör rail konarak çalışıyor. Önlerine ya da altına ya da üstüne. Mesela bunu böyle geçirirsek eğer, hatta daha net gösterebilmek için hepsinin üstüne birer tane white lamp koyayım. Aa, üstünü algılamadı. Bir saniye, arkasını bir deneyeyim. Şunda çalışması lazım. İlginç. Hemen bir bakıp geliyorum. Evet, sorunumu çözdüm. Şu noktanın bulunduğu kısma redstone sinyali verilmeliymiş. Eğer şimdi bunu böyle geçirirsek, gördüğünüz gibi şu ikisinde parlayacak fakat diğer hiçbirinde parlamayacak. Yani redstone sinyali vermeyecek. Peki bu ikisi ne? Bu empty, yani kartın içinde herhangi bir şey olmaması lazım. Bu any, herhangi bir şey geçtiğinde direkt redstone sinyali veriyor. Bu arada illa detektör rail'a da gerek yok. Normal rail de olur. Hatta koyalım normal rail. Pardon, track. İsmini değiştirdiğini unutmuşum. Ve yollayalım bunu. Evet, gördüğünüz gibi gayet gene işliyor. Fakat crowbar'la dokunma köfte. Track'le de dokunma. Item detektör içinde track olsun. Bir saniye. Track koyamıyor muyuz? Filtered, pardon. Tamam, bir tane, en az bir tane track olsun içinde. Ve kartımızı alalım, koyalım şöyle. Tabii bu düşecek, bu benim aptallığım. Ve içine iki tane koyalım. Gördüğünüz gibi buradan geçince yanacak. Fakat buradan geçince yanmayacak çünkü bunun empty olanları algılaması lazım. Bu mob algılıyor. Herhangi bir mob olur. Mesela ne koyalım içine? Cow. İnek. Her zamanki gibi. Evet. Tabii hareket et. Bir saniye. Animal, pardon. Moblar için saldırgan mobları algılaması lazım. Bu ise age detektör. Bunun olayı sadece yetişkin hayvanları algılıyor. Yani yavru bir hayvanı algılamaz. Bize iyi hizmet ettin. Detektörlerimiz kabaca bu şekilde. Advanced'ın ne işe yaradığını ben de tam bilmiyorum. Wiki'den bakarsınız tam olarak. Lead tank detektör sıvıları algılıyor.
Bu patlayıcı olanları algılıyor. Animal'ları algılıyor. Hangi tip animal olduğunu seçebiliyorsunuz. Villager'ları algılıyor. Villager tipini seçebiliyorsunuz. Hatta mod villager'larını bile seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 3 tane modun villager'ını burada görebiliyoruz. Forester'in eklediği, Mistcraft'in eklediği ve Thorncraft'in eklediği. Burada herhangi bir bu villager, yani bu önemli değil. Equal illa bu villager olmak zorunda. None hiçbir villager olmamak zorunda. Not bu villager hariç hepsi olmak zorunda. Tabii şu an yanıyor. Evet. Detektörlerimiz bu şekilde. Bunun dışında şimdi neye geçeceğiz? Lokomotif. Yani lokomotiflerden önce loader ve unloader'lara. Evet. Basit bir sistem düzenledik burada. Liquid Loader ve Liquid Unloader'la yapacağım bunu. Diğerlerine bakalım şuradan. Machines kısmını. Direkt machine kısmını. Burada Item Loader, Item Unloader, Advanced Item Loader ve Item Unloader. Rain kapan. Liquid Loader, Liquid Unloader, Energy Loader, Energy Unloader. Kart dispenser ve train dispenser'den birazdan bahsedeceğim. Bunlar. Şu an loader'lar, loader ve unloader'lardan bir tek liquid loader ve liquid unloader'dan bahsedeceğim. Önemli bir detay. Energy loader ve energy unloader ve advanced item loader ile unloader dışında hepsinin unloader'ı altta, loader'ı üstte olmak zorunda. Ve şu redstone sinyalini çalıştıralım. Gördüğünüz gibi kendi sıvı deposu gayet dolacak burada. Burada boşalana kadar bekle diyebilirsiniz. Yani bu depo boşalana kadar bekle diyebilirsiniz. Ya da bunu seçerseniz eğer aşağıdaki kartın tamamen dolu olmasına zorlayacak. Buysa kartın tamamen dolmasına zorlayacak. Boşalmasını zorlayacak. Bunun dışında buraya sıvı tipini filtreleyebilirsiniz. Pardon. Evet, sıvı tipini filtreleyebilirsiniz galiba. Yok, onda değildi, bundaydı. Sıvı tipini filtreleyebilirsiniz. Burada da kart tipini filtreleyebilirsiniz. Onda da filtreleyebiliyorsunuz. Ya da elle doldurabilirsiniz. Evet. Ve kendimize tank kart verelim. Önce şunların nasıl craft edildiğini göstereyim. Item loader ile item unloader. Normal item detector ve dispenser. Unloader ise tam tersi. Advanced loader ise normal bir item loader. Steel, steel shovel ve redstone. Bu da onun unloader ile yapılanı. Liquid Loader, Glass, Dispenser, Detektör, Tank Detektör. Bu da tam tersi. Energy Loader. Bende şu an crafting değil, gözükmüyor. Neyse. Kart Dispenser ve Train Dispenser. Bu şekilde. Peki, şimdi kendimize Tank kart verelim. Hemen. Ve şuraya koyalım. Gördüğünüz gibi ufak bir efektle birlikte doldurmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi doyuluyor. Bunun dışında buna da bir sıvı filtresi koyabilirsiniz. Bu sayede istemediğiniz sıvıların buna dolmasını engellerseniz. Bu sayede güzel bir uzun bir tren sistemi üzerinden gayet sadece istediğiniz sıvılar istediğiniz karta dolarak güzelce hepsi ilerler. Ve gördüğünüz gibi bu dolduğu andan itibaren bunu yollayacak. Çünkü redstone sinyali verecek ve o redstone sinyalini algılayacak. Ve bu da buradan kartın içinden sıvıyı alıp buna gönderecek. Dikkat ederseniz liquid aktlarımıza burada herhangi bir şey yapmadık. Çünkü bu otomatik olarak sıvıyı kendi içinden atabiliyor.
Pipelara ya da liquid aktlara otomatik olarak atabiliyor. Herhangi bir sıvı taşıyan pipe olabilir. Forge üzerinden çalışan. Ve bu boşaldığı andan itibaren bu da gitmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi ve tekrar dolmaya başlayacak. Bu sonsuza dek böyle gidecek. Daha sonra taşınacak sıvı kalmayana kadar. Ve şimdi lokomotiflere geçelim. Evet, gördüğünüz gibi steam lokomotif şu şekilde craft ediliyor. 4 high pressure boiler, 2 tane solid field firebox, minecart 2 adet ve 1 adet iron bar. Yalnızca 1 adet crafting table verirsek özel bir şeyini daha göstereceğim. Ve kendimize ne verelim? Light Grey Dye ile Indigo Dye işe yarıyor mu tabi? Indigo Dye neticede bir mod dayı. Evet, yarıyormuş. Gördüğünüz gibi gayet renklendirdi. Buraya yerleştiriyoruz. Bir adet lokomotifimiz var. Buna başka kartlar bağlayalım. Tabi. Gördüğünüz gibi birbirine bağlandılar. Hatta birkaç, bir tane de chest card ekleyelim. Evet. Ve ilginç bir şey daha yapacağım hemen. Evet, yaptığım şey bir adet Steve's Card kartını bağlamak oldu. Evet. Gayet Steve's Card kartlarını bile buna bağlayabiliyorsunuz. Ve burada yapmamız gereken şey şu. Water kapsül verelim kendimize. Ve tabi bize bir adet Advanced Item Loader lazım. Advanced Item Loader'ımızı sadece lokomotif algılayacak şekli ayarlayalım. Gördüğünüz gibi sadece buraya hayali image'ini yerleştiriyor. Tabii bunlar neydi tam hatırlamıyorum. Aslında bir saniye. Water değil de Kolkok. Buffer'ına kolkoklarımızı yerleştirelim. Tamam. Liquid Loader. Üstüne yerleştirebiliyor muyduk seni? Geçiyor musun? Ha, geçiyormuş, tamam. Ve boarding track yerleştirelim hemen. Oraya değil. Buraya. Ve sen de sadece lokomotif ol. Ama bir saniye. Özellikle bu lokomotifi tutmam lazım. Tamam. Ve şimdi lokomotifimizi geri yerleştirelim. Ve linki tekrar yapalım. Diğerlerinin linki duracak. Link created. Sana da water. Water capsule'larımızı koyalım. Tamam. Şunlar da gelsin. Hatta üstüne de yanına falan da zaten tankımız varmış. Hemen ben kurup
Evet, yarışır değil mi ve neden? Evet, bu varken EQ simulator'ımız varken neden tankla uğraştım ben de bilmiyorum. Ve içine kol korkumuzu koyalım. Running moda geçirelim. Gördüğünüz gibi bunları yakmaya başlayacak ve ısınmaya başlayacak. Buradan hızı ayarlanabiliyor. Şuna getirelim. Yani risk almak istemiyorum trackler konusunda. Çünkü lokomotifleri ilk defa kullanıyorum. Ve 100 dereceye geçtiğinde steam suyu kullanarak steam üretmeye başlayacak. Steam buraya geçtiği andan itibaren hareket etmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi gayet hareket ediyor mister gibi. Tabii sen nasıl çalışacaksın onu ben de çözemedim. Daha sonra hatırlayamıyorum. Hızını arttırmayı deneyelim. Gördüğünüz gibi hızı artıyor. Bir kere daha arttırmayı deneyeyim, risk alacağız ama. Ha, tamam, artıyor. Gerçi bir tane sürümde bug vardı ancak bu o mu emin değilim. O beklemeyle üzerine bir bug. Neyse. Bunların ne işe yaradığını Wiki'den siz iyice kurcalarsınız. Ve bu gayet güzel çalışıyor. Ki zaten maksimum ısısına ulaştıklarında bunları çok az kullanmaya başlayacaklar. Sıvı yakıt kullanabilseydi daha çok hoşuma giderdi ama mister gibi bize hareket ettiriyor. Evet, gayet güzel hareket ettiriyor. Bununla ilgili track'lere geçelim. Ve seni durduralım. Tabii bunlar ilerliyor. Shutdown dedik. Daha sonra bekleye alalım. Yok da direkt shutdown. Suyu tüketecek yoksa. Ve bunun tracklerine bakalım. Evet. Buradaki tracklerimiz bu. Pardon. Neydin sen? Ha. Weasel track. Ne işe yaradığını gösterelim hemen. Running. Gördüğünüz gibi korna çaldı. Bu Demeter track. Hız limitini düşürdü. Bu hızlı miktarı artıracak gene bir limiter track. Bunların nasıl çalıştığını göstereyim. Crowbar'la tıkladığınızda gördüğünüz gibi değişiyor. Buradan geçtiğinde çok az yavaşlayacak. Gördüğünüz gibi çok az yavaşladı. Burada tekrar hızlanacak. Bundan bahsedelim. Bunun üstüne tıkladığınızda red'e dönüşüyor. Kırmızı bunu durdurur. Yeşil bunu çalıştırır. Turuncu bekletir. Redstone sinyalini açalım. Bekleme moduna geçti. Redstone sinyalini kapatalım. Tabii değişmiyor çünkü onu geçti. Running diyelim. yanlış track. Şimdi şunu alalım. Evet ve bu da yeşil olsun. Gördüğünüz gibi bekleme modunu alacak. Tabii sen redstone sinyali alıyorsun, değil mi? Evet, alıyor. O zaman ne yapalım? Bu değiştirmeyecek. Neyse şöyle gösterelim işte. Gördüğünüz gibi orası bekleme modunu alacak. Burası hareketlendirecek. Bu tamamen sizin redstone yeteneklerinize bağlı bir şey.
Şimdilik uğraşamadığım için pek bu şekilde anlattım. Ve iki tanıtmadığım iki tane track kaldı. Mentorimizi bir sıfırlayalım. Bunlar lockdown trackler. Bunlar normal kartlarda pek işe yarayacak bir şey değil. Fakat bahsi geçen şey bir tren olduğunda mesela şurada redstone sinyali verelim. Redstone sinyalim bir saniye. Normalini koymuşum. Duracak. Redstone sinyali alması lazım. Bu sadece tek kartları durdurur. Yani kartları durdurur. Her türlü kartı. Bu ise sadece trenlere etki eder. Hatta şunu redstone sinyalini kapatalım. Şu geçecek. Geçmiyormuş, pardon. Benim hatam. Neyse, anladınız siz olayı. Basitçe bunun yerine aslında boarding ya da holding track kullanmanızı tavsiye ederim. Biraz gereksiz kalıyorlar ama gene de değişik yönlerde işe yarayabilirler. Basitçe bunlar bu. Evet, en sonunda Railcraft incelememizi bitirdik. Burada tanıtmadığım kartlardan Gift Card, Pumpkin Card, Track Relayer, Track Encoder. Bunları hemen bir anlatayım. Track Relayer'dan başlayalım. Şöyle bir arayüzü var. Buraya kaldırılacak tree'yi ve onun yerine koyulacak tree'yi seçiyorsunuz. Crowbar'ımızla itelim. Gördüğünüz gibi ilerledikçe onları kaldırıp yerine koyacaktır. Lokomotif ya da benzeri bir şeyle birlikte koyarsanız eğer daha kolay olacak işinize. Bak, bunun ne işe yaradığını ben de hatırlamıyorum. Hemen bakayım. Evet, bunun olayı ise tamamen train içindeki materyali değiştiriyor. Buraya hangi pattern'ları, mesela bir de şunu koyalım, gravel. Şuralara gravel ekleyelim. Ve eğer bunu ilerletirsek gördüğünüz gibi değiştirecek bunları. Tamamen train altındaki malzemeyi değiştirecek. Bu da undercutter kart. Fakat dikkat ederseniz ikisinde sadece bir slotluk inventory slotu var. Ve bunu aslında güzel bir biçimde kullanabilirsiniz. Şimdi size ufak bir örnek hazırlayacağım. Evet, şöyle bir yol hazırladım. Bu arada o esnada bir şey öğrendim. Sakın ama sakın, hatta göstereceğim size, bir lokomotifin önüne gelmeyin. Sakın! Hatırlatır, dikkat ederseniz Quantum Suite, full Quantum Suite'im vardı. Oyundaki en güçlü zırh. Ve buna rağmen saniyesinde öldüm. Sakın ama sakın bir lokomotifin önüne çıkmayın. Sakın. Neyse, böyle bir yolu hazırladım. Kendimize... Evet, uslanmadım. Evet, lokomotif verelim. Crowbar'ımı alayım. Sonra... Kart... bu ikisini alalım. Bunu koyalım. Bir tane de chest card alalım. Ve bunu koyalım şimdi de. Link created. Link started. Link create. Uzakla biraz. Sen de yaklaş. Link started. Link created. Link started, link created. Bunlar tamamen bağlı olduğu
linklendiği yani bağlandıkları şeyin inventory'sini okuyabilirler chest kartın. Ve kendimize ne verelim? Bu bir grass. Bu arada pattern konusunda sadece iki farklı seçeneğiniz var. Buraya ya gravel koyabilirsiniz ya da crushed obsidian. Başka bir şey koymaya deneyelim mesela. Var obsidian totem. Ha koyabiliyormuşuz artık galiba. Bilmiyorum bunu. Neyse ama gene de crushed obsidian ve gravel de kalın derim. Ve buraya koyuyorum biraz. Biraz da buraya koyuyorum. Hatta şuradakileri alayım. Gördüğünüz gibi oradan yenilemeye başlayacak kendisi. Yanları da crushed obsidian yapalım. Biraz daha koyalım. Tamam. Şimdi buraya gelelim. Normal trackleri neye çevirsin? Reinforce tabii ki de. Reinforce'da çevirsin. Bu arada gördüğünüz gibi topladığı dörtleri içine gayet bu chest'in içine geri koydu. Kendine bolca Reinforce Track vereyim. Biraz da bu işlemiyor tabii. Neyse. Water. Aslında bir şey yapacağım. Link broken. Tamam. İstediğim şey buydu. Ve bir adet tank kart istiyorum. Bakalım bu işe yarayacak mı? Ben de şimdi test ediyorum. Tamam. Ve senin içine sürüsüne bereket water koyalım. Bunu besleyecek misin? Hayır beslemeyecekmiş galiba. Neyse göreceğiz. Şuraya kalanları da yerleştirelim. Running. Hatta şunu çekelim denemek için. Ve bu ısınmaya başladığında yani 100 dereceye ulaştığında ve şurası burayı geçtiğinde ki bunun anlamı basınç artık yeterli seviyeye gelecek demektir. Evet steam üretiliyor. Ve basınç yeterli seviyeye açtı. Gördüğünüz gibi bu chest'ten alıp buna geri koyuyorlar. Evet. Bu şekilde gayet güzel bir biçimde halledebilirsiniz bunları. Tamamen otomatik bir şekilde tüm bu trackleri ve altındakileri değiştiriyoruz. Evet bunlar da bu şekildeydi. Diğer kartlar TNT kartı tanıttık. Pumpkin kart biraz ilginç bir kart. Nasıl çalıştığını ben de tam hatırlamıyorum. Bir saniye tray'ı zaten direkt şuradan alabilirim. Ve intense steel. Random bir şey düşürüyor her seferinde. Daha sonra random bir potion düşürüyor. Bazen yaratık da düşürebiliyor. Bir bakalım diğerlerine. Gift card. Neydin sen? Bu da random item düşürüyor. Bu call düşürdü. Bunun dışında work card. Hemen göstereyim. Taşınabiliyor bir crafting table. Craftinglerine bakalım. Ha, gift card'ın crafting'i yok. Work card bu. Pumpkin card'ın da crafting'i kaldırılmış galiba. Bazı şeylerin crafting'i yok evet.
Evet, kartlarımız da bu. Evet, Rail Crafting'lerimiz de burada tamamlanıyor. Ve Strength efekt, yani güç efektimi de kazandım. Misler gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler. Ve şunlar çalışsaydı güzel olurdu. Seni durduralım. Shut up. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.